Bana öyle bir motor yapın ki Sibirya'ya gittiğim zaman donmasın, çöle gittiğim zaman hararet yapmasın. Kale kadar sağlam, köpek kadar sadık, su gibi akıcıdır. Dünyanın her yerine gidersin kardeşim onunla. İnsan gibi insan diyorlar ya, adam gibi adam diyorlar. Şaban Usta'yı tanıdığınızda ne denmek istediğini anlarsınız. Şaban Usta benim bundan sonra kardeşim dedim. Dostum, arkadaşım, her şeyim dedim. Usta çırak ilişkisi değil de baba oğul ilişkisi gibi bir ilişki var aramızda. Gerçekten Şaban Usta olmasaydı biz bu arabalara bu kadar rahat binemezdik yani. Şaban abi demiyoruz mesela. Baba diyoruz yani. Yani başka bir adam Şaban abi. Sabah buraya açtığımda yeni bir hayat, yeni bir iş günü. Müşterimizi bekliyoruz. Gelen olursa yardımcı oluyoruz. Yani şu dükkan hiç açtığımdan beri boş kalmadı. Boş günümüz olmadı yani. Sürekli çalışıyoruz. Neyi beklersiniz ona göre alayım ben. Börek mi alalım, normal şey mi alalım? Selamünaleyküm. Aleykümselam Hasan Usta, gel. Dükkanın nasıl herkes de vardır. Arkadaşlar gelir. Beraber kahvaltımızı yaparız. Ay işte geldi bir arkadaş daha geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben akşam gidiyorum. Bunlar burada sohbet, çayı devam ediyorlar. Dün aynen. Akşam da bıraktım gittim mesela. Aynen öyle. Ama bardakları yıkamışsınız, aferin. 1986'da 27 Mayıs'ında açtım ben burayı. O günden beri devam ediyoruz. Yemek yiyin ya, önce sonra konuşuruz ya. Önce yemek yap abi. ...92 yılından beri fabrikada yatan bir aracın motoru. Şimdi temizliğini yapacağız. Bu görüntüsüne eser kalmayacak. 1975'te İstanbul'a geldim. 12 yaşındayım. Okuma şansımız yoktu, okuyamadık. İlk önce bir kasap abinin yanına götürdüler. O gün bana iki tokat attı. Kasaplığım ilk ve son günüydü. Sonra otomobilleri çok sevdiğim için tamirhaneye gittim. Otokat beni tamizi yaptı. İyi ki yedim dedim. Çünkü otokatı yemeseydim belki bugün Volkswagen'ci olamayacaktım. Volkswagen merakı zannediyorum babadan kalma bir olay. Babamın bir varyantı vardı. Herhalde özledik, o yüzden de bir Volkswagen sahibi olduk. Bunu yapan Ferdinand Porsche. Hitler demiş ki bana öyle bir araç yapacaksın ki Sibirya'ya gittiğim zaman soğuktan donmayacak motoru, çöleye gittiğim zaman hararet yapmayacak. Direksiyonun üstünde armalar vardır, kale vardır, kurt köpeği vardır. Kale kadar sağlam, köpek kadar sağlık, altında da böyle bir dalga vardır, su gibi akıcıdır. Canımın böyle bir kendince bir stili var bu arabaların. Vosvos aşkı başka bir şeye benzemiyor. Bu arabayı 1994 yılında aldım. O yıldan beri bende. Bu arabanın çok anısı var. Onun için satamadım. O nereye ben oraya, ben nereye o oraya, zevkle kullanıyorum ben. Ve insanların Volkswagen'e bakış açılarını fark ettim. Senin arabanı gördüğünde insanlar seviniyorlar. Sana el sallıyorlar, merhaba diyorlar. Buraya geldim. 3-5 ay arabam olmadan gidip geldim bu mekana. Çünkü buradaki insanları seviyordum. Doğru yeri bulduğunuzda işte oradan ayrılmıyorsunuz. Ben 30 yıldır, 40 yıldır buraya geliyorum. Bir arabanın bir bakım ihtiyacı işte senede 5-6 keredir. Ama ben buraya 100'den fazla, 200 civarında gelirim herhalde. Sohbete gelen de var, iş yaptırmaya gelen de var. İşi olmayıp burada bazen 15-20 tane araç olduğu gün de oluyor. Arabamı ilk aldığımda Şaban abinin çok büyük güzellikleri oldu. Yani motoru neredeyse para almadan topladı benim için. Çünkü Volkswagen camiasına düzgün yeni bir adam kazandırabilmek için onların da bir şeyler yapmaları gerektiğinin farkında olan insanlar. Bir şekilde Şaban babadan kopamam. Bir nevi alışkanlık gibi, dergah gibi burası. Amacım böyle çok para kazanmak değil bu araçlarda. Bu arabaları yaşatmak yani. Zaten çok para kazansaydım bu ufacık yerde kalmazdım. Bundan da çok mutluyum burada kaldığım için. Ama buranın birleştirici noktası Şaban Usta. Onun muhabbeti, hayat tarzı, söyledikleri herkese bir örnek. Çocuklarım bu arabayı çok seviyordu. Ben 99'da iki tane kızımı depremde kaybettim. Ve mezarları da yok, bulunamadı. Ben bu arabayı onlar için saklıyorum. İnşallah günün birinde gelirler. Ümit ediyorum. Şu anda yolda görsem tanımam. Biri 30 yaşında, biri 32 yaşında. Depremde annem, kız kardeşim gelmediler. İlk gelen kimdi biliyor musunuz? Şaban Usta'ydı. O günden sonra ben onu kardeş bildim. Selam gençler. Merhaba. Abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Ya, hoş geldin. Şaban'ım nerede? İçeride Şaban abi. Şaban'ım.
Bizim mesleğimiz doğru. Hekimiz, üniversite okuduk. Şaban Usta'nın aldığı eğitimde bir aracı tamir etmek üstüne hayatını ona adamış. Fotoğraflar geldi telefondan. Eşime gösterdim. Eşim de tam istediğim araba bu dedi. Rengini de çok beğendi. Modelini de çok beğendi. Bu aracı Erdoğan isminde bir arkadaşımız getirdi bize. Araba alt tabanı komple çürüktü. Şaseyi kupadan ayırdık. Yürür aksamını söktük. Gördüğünüz motor bunun motoru. Çok pisti ama şimdi bak gördüğünüz gibi çiçek gibi oldu. 15 günde biz yürüyen aksamı yapıyoruz. Kaporta baya uzun sürüyor. Şu anda bulunan bir zor parça yok. Her şey var ama orijinal değil. Diğer araçları bu kadar parçalayamazsın. Şase kupada ayrılan tek araç Volkswagen'di. Çok mutluyum yani bir Volkswagen sahibi olduğum için. Kendimi daha güçlü hissettiriyor. Çünkü buna bakmak çok zor bir şey. Ama alıştım artık yani. Bütün ustalar kankam, hurdacılar kankam gibi bir şey oldu. Bir Volkswagen sahibi olmak bir kadın olarak zor tabii ama bence bir Amazon kadınıysanız, güçlüyseniz sizi daha güçlü hissettiriyor. Erkekler gibi kaput açamıyor olabilirim ama benim de Şaban Ustam var sonuçta getiriyorum. Ona güveniyorum. Gözüm kapalı bırakıp gidiyorum her şekilde. Ya ne bileyim bir fren hidroliği değiştirirken mesela çok hoşuma gider. Bas bırak bas bırak tarzında havasını alırlar. Adam frene bas der. Sonra gelir çayını içer burada falan filan abi de sen niye hala oradasın gibi yanında gider. İyi bir espridir. Ya bir kişi daha yetiştirmeye çalışıyorum. İşte 3 tane oğlum vardı. Ben bunları tamirci yapamadım. Biri okudu memur oldu. Biri kasap oldu. Biri tekstilde çalışıyor. Süleyman da buradan çıkmıyor. Süleyman artık benim evladım oldu. Ben de ona yardımcı oluyorum. Bu işi ona öğreteceğim. Küçükken bir Vosvos'um vardı oyuncak. Ve her zaman ehliyetimi alır almaz Volkswagen'i almayı istiyordum. Ve zaten ehliyetimi alır almaz da Volkswagen'imi aldım. Bir gün çıktım geldim. Çağban Usta kim diye sordum. Benim dedi. Arabama bakar mısın dedim. Herhangi büyük bir masrafı var mı? Gittiği yere kadar git ondan sonra gelirsin dedi. Artık rampalarda çıkamayınca dedim bir Çağban Usta'nın yanına gideyim. Bunun zamanı geldi. Üniversiteden tabii mezun oluyorum, öğretmen olabilirim. Sevdiğim iş ne diye sorarsanız tamircilik. Burası benim evim gibi, okulum gibi. Üniversiteye her zaman gidebilirim ama Şaban Usta gibi birini her zaman bulamam. Çocukken gezmeye çıktığımızda mutlaka Vosvos'ları görmek için Şaban Usta'nın tamirhanesi sokağından geçerdik. İlk Vosvos'umu aldığımda Şaban Usta'ya gittim. Daha sonra sık sık gitmeye başladım. Artık orası bizim ikinci evimiz gibi oldu. Şaban Usta'yı gerçekten böyle baba gibi sevmeye başladık. Hepimiz Şaban Usta'ya gönülden bağlıyız diyebilirim. Gerçekten mükemmel bir alan yani. Vallahi bunun üstünde işte 3 gündür çalışıyoruz. Yürüyen aksamını komple sıfırladık. Muayene hazırlayacağız aynı zamanda. Çalışır vaziyette arkadaşlara göndereceğiz. Onlar da kupayı üstüne koyacaklar. 0 kilometre bir araba yiyeceksin. Bir İnşallah. Arabayı dönüştürdüğümde çok mutlu oluyorum. Çünkü bir arabanın her şeyine dokunabilmek ve onu yeniden yapabilmek, tekrar yollarda gitmesini sağlamak gerçekten bana çok büyük bir haz veriyor. Vosvos'ların sokaklarda bütün çocuklara gülmesini istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yeter ki Şaban Usta bizi bırakmasın. Bütün bilgisini, deneyimini aktarsın. Zaten ben onu bırakmayacağım da hani o giderse bile peşinden koşmaya devam edeceğiz. Yıllardır burada çalışıyor, emek veriyor. Bir gelecekle ilgili düşüncesi de var tabii. Memleketine gidip orada bir hayat kurmak, bir özlemi var böyle. Duymazdan geliyoruz, inanmak da istemiyoruz. Çünkü büyük bir eksiklik olacak bizim için. Biz burada zaman geçiriyoruz. Çalışmamı bitirdim, geldim burada. Kendisiyle muhabbet ediyorum, çayımızı içiyoruz. Bunu kaybedeceğimiz için kaybetmeyi düşünemiyoruz bile yani. Biraz da toprakla uğraşalım diyorum. Nasılsa bir gün topraktan geldik, toprağa gidilir hesabı. Sebze ekmek, meyve ekmek. Vosvosçular beni bırakmıyor. Aman baba bizi bırakma. Aman ustam bizi bırakma. Sensiz biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Ya başka ustalar var kardeşim ona gidersin diyorum. Biz senden başkasına aracımı satarım oraya gitmem diyorlar. Şaban Usta'ya güvendiğimiz için, onun samimiyetine güvendiğimiz için zaten onun da bildiği bir arabaydı bu araba. Ufak tefek bir şeyler yapacaktık, kullanacaktık. Dedik olmuşken tam olsun bu arabayı bir daha satmayalım. Bizden çocuklarımıza miras kalsın. Zaten bu arabayı istiyordum. Turuncu olmasını da istiyordum. Arabayı ilk gördüğüm zaman resmen böyle kalbim aşık oldum arabaya. Arabanın son bitmiş halini gördüğüm zaman bugün gerçekten ve karnıma ağrılar girdi. Normal bir arabaya binmek gibi bir şey değil. Vosvos zaten normal bir araba değil. Bu niyetle zaten çıkmamıştık ama araba çok güzel oldu ya. Harika bence. Kendi yaptığım arabayı gördüğüm zaman gidip öpesim geliyordu yani. O derecede insan heyecanlanıyor. Buradan kopamıyorum. Vosvos'ları çok seviyorum. Müşterilerimi çok seviyorum. Gençler bana hep baba diyor zaten. Ben de onların babası sayılırım, manevi babası. Onlar da beni bırakmıyor. İşi bırakıp da memlekete gittim. Bu işi özledim. Geri döner miyim, dönemez miyim? En çok korktuğum o. Kalbi olan tek araç Volkswagen. Motor kapağına bakın. Kalp vardır.
Ön kapıda bakın kalp vardır. Sende de kalp var. O kalp karşılıklı birbirine sevgiyle bağlanıyor.